Bir gün evliyim, çocuğum var, 2 yaşında ve çok mutsuzum. Bu arada işim de var, gayet fiyakalı hem de kartvizitim çok hoş. Ev, geçim derdi vesaire hiçbir şey yok. Ama mutsuzluktan böyle hani yerlerde süründüğüm ve 2 senelik falan bir dönem var. Muhtemelen o zamanlarda bir arkadaşın tavsiyesiyle hep öyle olur ya çok fazlaca ön yargılı olduğum kişisel gelişim konularına şöyle bir acaba bir göz ucuyla bakayım mı dedim ve bir eğitime gittim. O eğitim muhtemelen uzun bir zamandan sonra kendime ördüğüm o kalın duvarların, güçlü görünmek adına kendimden feda ettiklerimin, başarı adına hayatta ne çok şeyi kaçırmış olduğumu fark ettiğim bir 3-4 günlük zaman oldu. O ön yargılı olduğum alanlarda özellikle inadına zorladım kendimi. Bu sana ters mi geliyor Gülferi? Bir bak oraya ya. Orada bir şey olabilir. Bugüne kadar burada kulağını kapattın mı bu bilgiye? Bir dinle bakalım. Acaba sana göre bir şey olabilir mi? Muhtemelen önümü açan şey de o yargılarımı kırıp merakla, hevesle, heyecanla burada ne varları keşfetmeye çalışmam oldu. Kendime katmak istediğim bazı konular vardı. Yani zaman ayırıp, araştırıp, merak ettiğim konuları hayatıma hani en ama kaliteli şeklinde iyi bir kaynaktan almayı hedeflerken karşımda tabii ki açık beyin kredibilitesinin yüksekliğini de göz önünde bulundurursak o kanalla Gülferi Hanım'ın programıyla karşılaştım. Şöyle dedim, madem insanlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum, şirkette de 30 kişi var, yöneticilikte daha onlara faydam olur. Böyle bir şey yaparak biraz memnuniyetimi artırdım. Aslına bakarsanız böyle sizin gibi bir faaliyetlerin içinde olmayı çok istiyordum. Biz işte çoluk çocuk 40 yaşına kadar geliyorsunuz kariyer falan. Sonra kendinize tabii o geçmiş yılların acısını çıkarmak için kendinize yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir sürü eğitim alıyorsunuz. Her türlü eğitim alıyorsunuz. Önce bir düşündüm. Hiç tanımadığım bir kişiden. Birkaç gün git gel yaşadım açıkçası. Gülferi Yıldırım Hoca'nın enerjisi ve altta yazan şeyler çok ruhuma dokundu, kalbime dokundu. Günlük hayatımızı kolaylaştıracak, her şeyi bizi sevdirecek bir eğitim gibi geldi. Sonra dedim ki ya ne olacak? Hani ne kaybederim? Bir tane canlı yayında denk geldim. Açık Beyin'i takip etmeye başlamıştım. Orada Gülferi Hoca çıktı. Gülferi Hoca anlatırken hep böyle verilerle anlattı. Kendi geçmişini anlattı, mühendis kökenli olduğunu söyledi. İnsanların beyinlerinde deneme okulu yaparken ölçüm yaptıklarını, aradaki bağlantıların %40 arttığını söyledi. Sonrasında dedi ki şansımız araya pandemi girdi. Sonra bir daha baktık bu kişilere dedi. Ve ortalama %39-40'ın daha da yukarılara çıktığını gördük dedi. Ben tamam dedim. Herhalde budur. Yani veri benim için şöyle önemli. Bir değişimi olduğunu fark ettiğim zaman inancım artıyor. O yönde cesaretle ilerleyebiliyorum. Muhtemelen bunu yapabilmemin altında vakti zamanda mühendislik okumamın çok büyük faydası oldu. Çünkü benim zihnim algoritmalarla çalışıyor. Ne neden oluyor? Bunu böyle yaparsam o nereye gidebilir? O oraya gidebilir abi. Acaba göremediğim bir başka yolu da olabilir mi bunun diye eğitimin getirdiği bir zihin çalışma modeli. Gülferi Hanım'ın analitik çıkış noktası yakaladı aslında beni. Çünkü benim de kafa öyle. Yani yıllarca finansçı da olmamdan kaynaklanan. Bir şey beni zorladığında ya da merak ettiğimde önce bir temel üzerine oturtmam şart kafamda analitik bir şey. Dolayısıyla o öyle söyleyince dedim ki benim gibi araştırmış zaten. Bir de hep en mottolarımdan biridir. Bir şeyi ben de öyle araştırır, içselleştirir, yaşar ve bir faydasını gördüysem başka birine anlatırım. Evet, bir bilgi ama içinde çok fazla, içimde kendim özellikle deneyimlediğim süreçler var. Bu işte benim o mutlulukla tanışmam, kendimi keşfetmeye çalışmam, anlamaya çalışmam. O esnada dünyanın her tarafında pek çok eğitim aldım. Yani bunun bir kısmı MIT'de nörobilim temelli liderlik eğitimiydi. Bir kısmı Massachusetts Üniversitesi'nde mindfulness eğitimiydi. Bir kısmı Bali'deki şifacılarla. Bir kısmı Peru'da şamanlarla yapılan çalışmalardı. Güzel bir tuhaflık olarak çok samimi bir ortam gördüm yani ve ilk hani böyle bir staj tecrübenin bu kadar güzel böyle sıcakkanlı bir ortamda olması açısından çok şanslı hissediyorum kendimi. Hani böyle bazı konularda kendimi çok şanslı hissetmem ama bu konuda yani turnayı gözünden vurmuş. İçeride çok farklı bir ruhun olduğu ve herkesin birbirinin sözüne itimat ettiği öyle güzel bir ortama ve ruh var. Bunu da hissettim ve hala hissetmeye devam ediyorum. Mutluluk Okulu'nun oluşması tabii ki çok uzun bir süreç. Yani Mutluluk Okulu içinde çok sağlam kitabi bilgi var, çok sağlam bilimsel bilgi var ama
biraz böyle benim hayatımın içinde yoğruldu. O gelişmeyi beyinle aslında başlamak istiyorum. Hani spiritüel taraf var, meditatif taraf var, hep kendimi geliştirmek istediğim. Ama hani onu daha bilimsel temellere oturtmuş şekilde beyinden başlayayım dedim. Bunu tabii çok şanslıyım Sinan Hoca gibi bir hocamın olmasından dolayı. Mühendis background'u ispat arıyor. Benim zihnim de yaptığım pek çok şeyi sorgulayarak yaptı. İnanmayarak yaptı. Ya ne saçma şey bu diyerek yaptı. Üstelik Gülfer Hanım'ın programı zaten çok uzun yıllar emek harcanmış, en iyi kaynaktan öğrenilmiş bilgilerin derlenmiş, toplanmış, üstelik deneysel biçimde de ispatlanmış bir şey olduğu için beni cezbetti. Sonra o nörobilim bilgisiyle yaptıklarım birleşince yaptığım her şeyin aslında o beynimin kıvrımları arasında, nöronları arasında neler yaptığını keşfettim. Ondan sonra da başladım artık bunu insanlarla paylaşmaya. Meditasyonu hayatıma kattım. Hep istiyordum, bir türlü zaman ayıramıyordum ama onu hani zannediyorum hayatımda artık. İlk defa meditasyon yapıyorum bu arada. Çok keyifli. Özellikle sabah meditasyonları beni benden alıyor. Güne gerçekten zinde başlamamı sağlıyor. Arada böyle kendim için vakit yaratmama imkan sunuyor. Böyle kendimle buluşmamı sağlıyor. O yüzden beni mutlu ediyor. Beni mutlu ettiği gibi etrafımı da mutlu ediyor. Biz aslında bu tarafta hani hem evet orada bir moderatörlük kısmı var ama aynı zamanda biz içeride bir katılımcı gibi de yani hani gerçekten mesela biz de o meditasyonları yapıyoruz. Gülferi Hoca'nın paylaştığı bütün bilgileri biz de dinliyoruz. Gerçekten çok güzel faydalanıyoruz. Hani beni de çok tatmin edici bir süreç oldu. Mesela dersler için zaten Zoom'a giriyoruz ama bu ondan çok farklı bir boyutta mesela. Hatta benim yaşımda da birisi var. O da mesela hani normal okula gittiği vakitte aynı zamanda buna da katılıyor. Ve asla okul dersi gibi değil yani. Hani eğitim diyoruz. Orada belki insanların zihninde farklı bir şeyler canlanıyor olabilir. Ama daha önceki katılımcılarımızın yorumundan da zaten hani çok hızlı bir şekilde geçiyor bir anda zaman. Hatta uzayabiliyor bazen ders sürelerimiz. Çünkü hani kimse çıkmak istemiyor gerçekten. Çok böyle farklı bir enerji. Hani o Zoom arkasından bile o enerji tutturuluyor. Mesela sorulduğunda da ya bir de şunu da koysaydınız çok iyi olurdu. Ya o body sistemini yapmış muhteşem. Hem size alan açıyor, alan açarken biraz zorluyor da. Yani beni ilk mesela zorladı, çekindim de filan ama sonra baktım o odalara girince ya da o body eşleşmesinde korktuğum gibi de olmadı. Karşıdaki insanlar da çünkü açık, anlamaya hazır, yardımcı filan. O yüzden bayıldım. İnsanların gerçekten mutluluk seviyesinde bir değişiklik oldu. Yani bunları tamamen onların sözünden dolayı da söylemiyorum. Kendilerini ifade ederken bile kendi günlük yaşantılarından örnekler vermeleri, birinin bir derdi olduğu zaman hemen destek vermeleri bile gerçekten bu eğitimin ve bu sosyalleşmenin onlara ne kadar katkı sağladığını ben ekranın arkasındayken bile görüp hissedebiliyorum. Vallahi ben de çok şey öğreniyorum. En önemlisi acılarımızın ne kadar ortak olduğunu, hayal kırıklıklarımızın ne kadar benzer olduğunu, farklı coğrafyalarda, farklı ailelerde, farklı imkanlarımız olsa da o duygu tarafında ne kadar duygudaş olduğumuzu görüyorum. Ve bu beni gerçekten daha çok cesaretlendiriyor. Yalnız olmadığımı, hiçbirimizin yalnız olmadığını hissettiriyor. Zaten hepimizin farkında olduğu, ya evet tabii ki bedenine iyi bakmak önemli, su içmek önemli, bunu çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Ama bunların ne kadar çok önemli olduğunu ve bunların çıktılarının seni nasıl değiştireceğini öğreniyorsun burada. İnsanların işte aslında gözlerinden bile bunu öğrendikleri ve hayatlarına uygulamak için çok heyecanlı, hevesli olduklarını görebiliyorsun. O yüz mimiklerindeki değişmeyi, gözlerindeki ışıltının değişimini, bunları gördükçe de diyorum ki Gülfer ya doğru yoldasın ama daha çok şey yapman lazım. Şunu biliyorum ki hayat boyu ben bir öğrenciyim. Ünvanım var, mesleğim var, pek çok yaptığım iş var ama hani tepesine ne koyarsın, kimsin Gülferi sen? Ben öğrenciyim. En başta bu var. Öğretmenim demeyi kendi adıma hadsizlik buluyorum. Çok samimi söyleyeyim. Çünkü hiçbirimizin bir şeyi öğretmeye haddi yok. Ancak bildiğimizi paylaşırız. Almak isteyen de hazır olduğunda gelir onu bizden alır. Gerçekten bütün eğitim boyunca ben çok keyif aldım. Ve insanların keyif aldığını gördükçe daha da motivasyonum yükseldi. İnşallah böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Hani hem bilgi
hem meditasyon hem keyif almam diyeyim. Yani keyif alarak devam ettim. Muhakkak da artılarıyla sonuçlandırdım. Olaylara çok takılmadan akışta kal. Bir yere yazmış mıydın onu direkt? Yok şu an. En çok kendimle beni bir araya getirmesi. Kendime o alanı vermem, o 10 dakikayı, o 15 dakikayı kendime hediye etmem. Yani kendime bunu hak görmem, uygulayacak motivasyonu bulmam. Keyifle tavsiye ederim var. Ya çok şey katıyor bana. Yani böyle geliştiriyor, başka bir tarafa bakmamı sağlıyor. İnsan olmaya dair daha keyifli duygular hissetmeme sebep oluyor. Ben bazı taşların kafamda yerine oturması gerektiğini düşünüyordum. Anı yaşamanın güzelliğini, geleceğe umutla bakmanın güzelliğini aslında farkındayız, yapıyoruz da. Fakat zaman zaman günlük hayatta karşılaştığımız insanlar, hareketler, olaylar bizi geçmişe götürüyor. O geçmişe götürdüğü anda etrafımızda sevdiğimiz insanlara kırıcı konuşmalar yapabiliyoruz. Kendimize eziyetler çektirebiliyoruz. Geçmişi düşünmemeyi, onu böyle oh bir kenara bırakmayı gösterdi bize. Anda yaşayıp geleceğe umutla bakıyorum. Enerjimi daha güzel kullanıyorum. Hayat daha anlamlı geldi. Taşlar oturdu. Burada gördüğünüz gibi beautiful yazıyor. Bu kibirden geliyor sanabilirsiniz. Ama hemen şöyle yapıyorum. Sen çok güzelsin.